Eros'u uyurken gösteren Helenistik döneme ait bronz bir heykele bakıyoruz şu an. Büyük ihtimalle tanrıların şerefine bir tapınak için özel olarak yapılmış dini bir heykel bu. Sanatçı burada aşk tanrısı olan bu çocuğun uykuya daldığı anı yakalamış. Eros'u ilk defa böyle bir bebek olarak görüyoruz. Hatta uyuyan bir bebek. Sanatçı zalim ve kaprisli olarak bilinen ve okuyla insanları vurarak şiddetli bir sevgi ya da nefret duymalarına sebep olan Eros'un aksine burada sevginin saflığını, sevginin masumiyetini yansıtan bir Eros gösteriyor. Aslına bakarsanız bu Eros'un silahı da yok. Yayını yere düşürmüş. Kafasının yanındaki ok kılıfında da tek bir tane ok görünüyor. O kadar sessiz ve sakin duruyor ki bu arada bir tanrının uyurken gösterilmesi çok nadir görülen ve olağan dışı bir durumdur. Yunan sanatında pek karşılaştığımız bir durum değil bu. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde bu heykel gerçekten olağanüstü. Yedi ayrı parça halinde yapılmış. Bacakları, kolu, başı, kanadı, bedeni ve altındaki kumaş parçası. Kanatlarının bir kuş kanadı gibi kapanmak üzere kıvrık duruşu, bedeninin yana doğru sarkması, kolunun aşağı düşüşü. Heykel inanılmaz derecede doğal ve adeta gerçek gibi görünüyor. Klasik dönem eserlerinde genel olarak çocukların yetişkinlerin minyatürleri gibi resmedildiğini görüyoruz. Fakat bu bebeğin biraz tombul olsa da gerçekten de bir bebek gibi olması, göbeğinin kat kat durması, bedeninin hamur gibi yumuşak görüntüsü eserin gerçekçi olmasını sağlıyor. Klasik dönem sanatını düşününce pek çok insan Parthenon heykellerini Yunan sanatının vardığı en üst nokta olarak değerlendirir. Ama bence bu heykelin gerçekçiliği de gerçekten dikkate şayan. Oldukça etkileyici. Bunu bugün bile anlamamız hiç kolay değil. Çünkü bu heykel bir örnek teşkil ediyor. Bir karmaşadan doğan bu süper insan bir bebeğe hatta aşk tanrısına dönüşüyor. Biraz klişe olacak ama büyük şaheserleri yakından gördüğünüzde onları daha iyi kavrayabiliyorsunuz. Etkisini ve gücünü daha iyi görüyorsunuz. Aşkın saflığını, mükemmelliğini ve güzelliğini bu şekilde anlatmak gerçekten de çok dahice bir yöntem.